Esselamu aleyküm. İnşallah 21 Nisan 2020 günü itibariyle imla inşa dersimizi yapacağız. Öğrencilerimizden önce kuşumuz dersi dinlemeye gelmiş. Ne öğrenmek istiyorsun? Yani sen öğrencilerden daha çok istekli görünüyorsun dersi dinleme bakımından. Aferin sana. Öğrencilere 11 demiştik. Şu ana kadar gelen kişi göremiyorum. Dolayısıyla bu noktada sen tabii hak ediyorsun. O zaman sen ne yapacağız ders? Evet, şimdi ders işleyeceğimiz yeri açalım. Silsiletül lisanı bulalım. Silsile. Ağzımızın içine gireceksin. Gel bakalım, buraya gel madem. Evet. Abuzer, hoş geldin. Abuzer. Yedinci kitap. Evet. Bu hafta imla inşa ile ilgili bizden istenen neymiş? Abuzer, duyuyor musun sesimi? Uktub mevdu'an an ziyaratin kumte biha li ihdal mektebatid dahme ve sif aksamaha ve kutubaha ve khadamatiha. Evet Abuzer, görüyorum seni. Selamünaleyküm. Duyuyor musun? Konuşmayı sevmiyorsun herhalde. Ne yapıyorsun? Yatıyorsun mu? Evet. Biri bu. Alo Osman, ehlen ve sehlen. Ses geliyor mu ses? Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Bulduk hocam, nasılsınız? Sağ olasın, iyiyiz. Senin Abuzer geldi ama şu an göremiyorum. Sizden Abuzer. Önce kuşum geldi derse sizi beklerken. Bu daha çok istekli bir şey öğrenmeye. Bak, konuşmak için sürekli konuşan birinin ağzına yapışıyor. Yani dinleme yapıyor. Konuştuğuna ağzına giriyor. İşte Arapça öğrencilerinde böyle olması lazım. Bir yerde ses duydu mu, konuşan duydu mu yakasına yapışacak, dinleyecek. Kuş bile dinleye dinleye kelimeler sayıklıyor, değil mi? Sesim geliyor mu? Osman. Evet evet. Şimdi kendi üniversitemizi açalım. Nasıl geçti bir haftanız? Aynı hocam, bir değişiklik yok. Evde geçiyor. Çalışabiliyor musun Arapça? Hocam şu bir haftadır benim açık öğretim sınavları var. Ona ağırlık verdim de. Ha. Biraz daha şey yaptım. Güzel. Ekrana ne gelmiş böyle? Sizin sınavlar olacak, biliyorsunuz değil mi? İşte olacakmış da bizimkinin tarihi belli değilmiş. Allah Allah. Hazırlığın belli değil. Bizim her sınıftan temsilcinin şeysi var hocam. WhatsApp grubu da. Tecelli böyle şey yapıyorlar. Valla burada yazmış. 4, 9, 11, 16 Mayıs. O tarihlerden biri olacak görünüyor. Nasip olsun ya. Sıkıntı yok. Evet. Bir tek sen geldin. Nerede millet? Bilmiyorum hocam. Gruba, bizim kendi sınıf grubumuza yazan. Dahi Dumlu Pınar.
Üniversitesi kütübü. Evet. Şu kütüphanemizi bir açalım. Benim ekranı görüyorsun değil mi? Görüyorum hocam. Ya sen de rahat bırak. Evet. Şimdi şunu yazmamız isteniyor. Üktüb mevduan an ziyaretin kumte biha li ihdel mektebatid dahme ve sif aksamaha ve kütübeha ve kadematiha. Yani gittiğin büyük üniversitelerden. Bak sayfayı değiştirdi ya. Nereye gitti sayfa? Tam okuyorduk. Tuşa bastı kuş. Heh. Yani gittiğin büyük üniversitelerden birindeki ziyaretini, oradaki bölümleri, kitaplarını, hizmetlerini anlat demiş. Ben de bizim kütüphaneyi seçtim. Sitesinden de alacağımız bilgiler ışığında kütüphaneyi tanıtalım diyorum. Tam olarak niye açılmadı? Şu Ömer Aydemir kütüphane. Şu ana sayfa burası mı? Dokun. Hesabım ve kaynaklar kurumsal. Ha burası. Evet. Şimdi bir de şeyimi açayım. Şuradan yazacağımız alanı görelim. Evet. Derslerimi takip edebiliyor musun? Dersleri işte önceden takip ediyordum da şimdi edemiyorum hocam. Ha, açık öğretim. Evet. Ne zaman bitiyor açık öğretim? Hocam 18 Nisan'dan 7 Mayıs'a kadar süresi var. İstediğimiz zaman girebileceğiz. İstediğimiz saatte. Allah Allah bak sen. İstediğimiz zaman derse, sınav yapıyorsun kendine. Aynen. İstediğimiz derse girebiliyoruz. Ne zaman istersen. 5 tane var benim. Kendini sınav yapan biri girip ondan öğrenebiliyoruz mu soruları? Nasıl yani hocam? Farklı bir kişi mi? Hı hı. Hocam yani kendi şifrem var, kullanıcı adım var. Onunla giriyor. Evet. Başlık Mektebetü Camiatü Dumlupınar. Üniversitemizin kütüphanesini tanıtalım. Mektebetü Camiatü Dumlu Bınar. Tabii Ömer Halis Demir gerçek adı. Ama biz herkesin anlayabileceği Dumlu Bınar Üniversitesi Kütüphanesi. Hocam yabancı isimler Arapçadan neye göre yazılıyor? Vallahi onu ben de bilmiyorum. Çözebilmiş değilim. Araplar kuralı sallayarak. Yok yani değil mi? Yani öyle bir kuralı olan bir durum yok. Ama bizim algıladığımızın dışında yazıyorlar. Yani biz kaf yazarken onlar kef yazabiliyor. Onlar arasında da sabit bir şey yok. Değişebiliyor yani. Şimdi senden başka gelen olmayacak anlaşılan. Bir de şimdi bu haftaki konu da neydi? Mısır Ulusal Kütüphanesi'ni bize tanıtmıştı kitap. Bir de onu da referans alalım. Nasıl tanıtmış? Oradan da esinleniriz. PDF 7-5. Evet, bunu nasıl? Saat yönünde döndür. Heh, bu haftaki şey de bu.
Şimdi bunu da ekrana koyduk. Biraz küçültelim. Evet, şimdi kütüphanemize bakalım. Kütüphanemiz hakkında neler var? Mesela burada bir sesim geliyor değil mi? Geliyor hocam, geliyor. Ha, burada bir logo görüyorum. Sitesi olmuş oluyor dolayısıyla. Kendi internet sitesi var. Sitesinde duyurular yapılıyor. Onun dışında ne denir? Kurumsal hakkımızda demiş. Burada siteye dair bilgi koymamışlar. Logoyu buraya koymuş. Logomuz güzel. Onun dışında misyon, vizyon, daire var. Kütüphane hizmetleri demiş. Evet, yardımcı hizmetler. Burada insanlar var. Basın var. Sizlerden gelenler. Bizden ne gelmiş ki bunlara? Bilgisayarlara League of Legends oyununu yüklemenizi istiyorum. Ne gelecekti o aşk hocam? FBS'den 60'tan aşağı almayan ve pinkli 90'ı geçmesin. Kütüphaneyi sevdirici bir hareket olur. Arz ederim saygılarımla. Allah'ım yarabbim. Sizlerden kütüphanenize yapılan etkinlikler. Yani bunları esas alarak yazabileceğimiz noktalar çıkıyor. Kaynaklara ulaşım şeyi var. Açık erişim, e-kitaplar. E-kitaplar neymiş? Anket sonuçları. Hocam şifre veriyorlar, onu şifreyle internetten okuyabiliyoruz kitapları. E-kitaplar. Güzel. Denedin mi peki? Anadolu Üniversitesi veriyor hocam her hafta bir tane şifresini. Normalde ücret bir üyelik de. Her hafta bir tanesini ücretsiz veriyorlar. Bu klasik kitapları. Evet, güzel. Kalite yönetimi demiş. Kütüphanenin tarihini anlatan bir yazı göremiyorum. İletişim, misyon demiş. Vizyon, organizasyon şeması var. Kalite, iş akışı, kalite, kütüphane görev tanımı. Görev tanımları var. Kalite yönetim iş. Yani kütüphaneden direkt bahseden bir yazı yok. Hesabım demiş. Ana sayfa buysa iletişim. Sosyal medya site sorumlusu. Demiş. Hızlı erişimler, e-posta. Ve sitemiz bu. Aşağıda reklamlar var. YÖKTES. Çok bilgi veren bir şey yok hocam. Evet. Yani yine buralardan bir şey üretebiliriz. Şimdi mesela ne diyebiliriz? Bugün size üniversitemizin kütüphanesinden bahsetmek istiyorum. Öyle mi girelim? Olabilir. Giriş nasıl olur? Bahsetmek istiyorum. Evet, hadi beraber yazalım. Sen söyle, ben yazayım. Fiille mi başlayalım? Yani fille başla, eşekle başla. İstediğin hayvanı seç. Açıklamak, anlatmak, hangisini kullanırsak kitap. Üridü istiyorum diyorsun. Ne istiyoruz? Üridü en kullanacağız herhalde. Evet. Biraz Punto'yu büyüteyim. Nasıl, görünüyor mu? Gözüküyor hocam. Üridü en tahaddüs bahsetmek. Ben bahsetmek istiyorum. Etehaddese bir şeyden bahsetmek için hangi harficeri kullanıyoruz? An. An. Neyden bahsedeceğiz? Mektebetül Cami'ati Dumlupınar. Evet. Mektebe
Mektebeti camiati camiati dumlu dumlu sallıyorum bunu yazılışını Pınar. Okuduğum üniversitenin kütüphanesinden bahsetmek istiyorum dersem okuduğumu nasıl diyeceğim? Okuduğum, normal okumakla aynı fiil mi oluyor o zaman? Evet, derase'yi kullanacağız. Derase. Okuduğum üniversitenin kütüphanesinden. Elleti. Heh. Elleti. Derastül cemiyatı. Derase'den Edrus'u. Edrus'ül cemiyatı. Fiha, orada. Yani okuduğum üniversitenin okuduğum üniversitenin ama burada Dumlu Pınar bir tuhaf olmuş. Bu Dumlu Pınar okuduğum üniversitenin kütüphanesinden bahsetmek istiyorum. Okuduğum üniversite olan Dumlu Pınar. Bu Dumlu Pınar burada şey oluyor. Gereksiz oluyor. Ürüdü ve tehaddese an mektebeti camiati leti edrusu fiha. İyi. O zaman hiye diye açıklama gerekiyor mu? Hiye Dumlu Pınar. Onu nasıl deriz? Yani yukarıda zaten vermişiz üniversitenin ismini. O detayı geçelim. Şimdi biri daha geldi. Tamam. Evet, kütüphane üniversite kampüsü içinde bulunmaktadır gibi bir şey diyebiliriz. Kampüs. Nasıl diyelim? Bulunmak için bir fiil kullanıyorduk. Düşmek. Tekau mu kullanacağız? Heh. Başka bir. Tekau. Tekau mektebeti üniversite kampüs. Kampüse ne diyorduk ya? Kampüsün bir kelimesi vardı. Unuttum bak bir an. Paramel camiati. Tekau mektebeti dahile. Fi dahile camia. Sözlükte haramül camiat diyor hocam. Fark etmez. Haram. O zaman onu yazalım. Fi haramil camia. Şunu diyebiliriz. Fakat üniversite fakat kütüphane fakülteme uzaktır. Lakin evet. Lakin ne? Lakin neha o fakat o ba'idetun heh ba'idetun ba'idetun an neyden uzaktır? An beyti şey fakülteye ses aldık. Fakülte külliyeti fakülteme uzaktır. Her ne zaman fırsat bulursam kütüphaneye ders çalışmaya giderim. Her ne zaman? Bu şimdi yeri oldu mu bu yeri? Bunu en son yazalım ya. Bu biraz tamam. Şey oldu. Başka bir şey söyleyelim. Şuradan bakalım neler diyor üniversiteye dair. İsmi ismini şehit 15 Temmuz darbesinde kahramanlık göstermiş bir şehidimizden almaktadır. Bunu diyebilir misin? İsmini 15 Temmuz darbe girişiminde kahramanlık gösteren bir şehidin ismini taşımaktadır. Hocam şöyle aklıma geldi de ismiha Ömer Halis Demir mesela li anneyi kullanarak yani. Heh.
O da olur. Hadi öyle yazalım. İsmul Mektebe Ömer Halis Demir Liennehu. Şimdi ne diyeceğiz? Çünkü kahraman da neyse, darbe girişiminde nasıl diyeceğiz? Liennehu batalul etrak. Batalul etrak. Türklerin kahramanıdır. Fi neyde? Darbe girişimi şey diyoruz. Muhaveretül inkılap. Muhaveretül inkılabil faşile. Diye bir başarısız darbe girişiminde Türklerin kahramanı olmuştur diyelim. Liennehu asbaha. Asbaha oldu. Asbaha batal batalel etraki fi muhaveletil muhavele çabası girişimi inkılap darbe inkılabil faşil başarısız kema tarifun diyelim. Çok detay vermeyelim. Herkes biliyor zaten. Kema tarifun bildiğiniz gibi. Hmm. Bildiğiniz gibi o başarısız darbe girişiminde Türklerin kahramanı olmuştur. Yapım tarihini bilemedik değil mi? Bulamadık burada. Sitesinde yazmıyor ne zaman yapıldığını. Yapım tarihini her ne kadar bilmiyor olsak da inşaatıyla eş zamanlı. Başka ne yazabiliriz bakalım. Mesela kütüphanemi seviyorum çünkü diyebiliriz ki bina alabildiğince geniş, içerisinde birçok kitap var. Çalışma ortamı öğrenciye uygun. Bu tarz bir şey diyebiliriz. Uhibbu cami'ati. Ene uhibbu cami'ati. Evet, uhibbu mektebeti. Ha, mektebeti. Mektebeti. Liannaha vasi'atun. Liannaha vasi'atun ve mürihatun. Mürihatun ve çok çeşitli kitaplar vardır. Ve leha vardır. Ve leha kütübün kitaplar kütübün. Farklı nasıl deriz? Mütenevvi'a. Evet. Mütenevvi'atun ve ne dedik? Geniştir, rahattır. Farklı türde kitaplar vardır. Çalışma mekanları nasıl diyelim? Odaları, öğrencilerin çalışabileceği özel odalar vardır. Bunu nasıl deriz? Öğrencilerin çalışabileceği özel odalar. Hocam şimdi özel buradaki salon. Oda demeyeyim de salon diyelim. Salon. Buradaki böyle lehü orada vardır anlamında kullandık ya. Heh. Buna virgül yapıp aynı onun için devam edebilir miyiz? Yoksa bir daha kullanmamız gerekiyor mu? Virgülle yani. Vav'la devam edebiliriz. Vela kütübün mütenevviya ve salon. Direkt hiç L'yi kullanmadan. Çünkü vav kullanıyoruz. Ve salonlar neydi? Kaat. Kaatün. Kaat özel. Özel neydi? Kaatun hassa. Hassatun. Littullab. Littullab. Öğrenciler. Kaatun hassa littullab. Başka ne diyebiliriz? Görevler güler yüzüdür falan. Hadi bunu olur de. Oradaki görevler.
fiha diye başlanmaz ki. Yani görevli muazzaf. Muazzaf. Yani görevliler müptesimun. El muazzafun. El muazzafuna müptesimuna. El muazzafuna müptesimune ve ne diyeyim, gülümser ve öğrencilerin işlerinde yardımcıdırlar, yardımcı olurlar. Ha, yardımcı. Yardımcı ne deriz? Ve müsaidune. Ha, ve müsaidune fi umuru, umur işleri demek. Fi umuru tullab. Öğrencinin işlerinde yardımcı olurlar. Şey diyebiliriz, kütüphaneden istediğimiz kitapları ödünç alabiliriz. Ödünç almak. İstiara. İstiara. İstiara sanatı var ya, istiara, yesteiru. Ödünç alabiliriz. Estadio'yu mu kullanacağız hocam? Yapabilmek, edebilmek şeyinde. Olur. E, bilmek biraz şey, böyle güç kullanma ifade ediyor. Mümkün anlamına gelen şey var mesela. Bir imkanine. Bir imkanine. Mümkündür. Bizim için mümkündür. Ney? İstiaraden biz ödünç alabiliriz. Enneste'ira. Kütüben. İstediğimiz kitapları nasıl diyeceğiz? İstediğimiz kitapları. Burada çoğulu için elleti mi olacak? Kütüb yeman li gayra akil elleti olur. Gayra elleti olacak. El kütübü elleti istediğimiz. Talebnaha. Nuriduha talebnaha. Talebnaha. Yani istediğimiz kitapları ödünç alabiliriz. Mesela kütüphanede yeme içme yasaktır. Yeme içme. Kütüphanede. Yasak memnu. Yasak memnu, evet. Evet. Mesela memnu diyebiliriz. Veyahut da hurrime, yasaklandı diyebiliriz. Memnu. Memnu. Ne diyelim? Memnu. Hurrime diyelim. Ama bu buraya gitmez. El eklü. Yemek. İçmek ne? Meşrub. Ve şurbu. Ve şurba. Evet. El eklü ve şurbu da memnu. Mena. Yasak. Evet. Mena'dan memnu olur. Yasaktır. Memnu. Dahile. Dahile. Dahile he. Ama neresi istisna? İstisna kullanalım. Kantin mi diyeyim? Ha, kantin hariç. İlle maksif. Kantin neydi? Maksaf. İlle fi maksif. Maksif. Maksifehe. Kantini hariç içinde yemek içmek yasaktır. Yasak. Onun dışında mesela ortasında bahçe yer almaktadır. Mesela bununla ilgili bir kelime geçmişti daha önce. Bir şeyin ortasında bir şey olunca bir fiil kullanıyorduk. Saray vardı da. Saray. Şeyde Nizamül Mülk'te mi geçmişti? Tavassat, hatırlıyor musun? Tavassata. Tavassata. Evet, tavassata, tavassatu ortalamak demek. Ya tavassatuha, yani tavassatuha. O kütüphanenin ortasında ne vardır? Hadikatün, bir bahçe,
Mesela ağaç ve çiçeklerle dolu bir bahçe nasıl derim? Ağaç ve çiçeklerle. Meliyetün bil eşcari. Evet, meliyetün Bil eşcari. bil eşcari vel Bil. ezhar. Ha, ezha. Doğru. Çiçeklerle, bitkilerle dolu bir kütüphane var, bahçe vardır. Kütüphane 3 kattan oluşmaktadır. Bunu nasıl deriz? Bu da geçti. Den oluşmaktadır. Oluşmaktadır. Şey, tekevvene veyahut da teellefe. Teellefe. Mesela ne diyeceğiz? Tetekevvenül mektebe min 3 kat nasıl deriz? Min selasete tabakatin mi oldu? Evet, tabakat, tavabık. Tamam. Tabakat, katman olarak geçiyor. Daha biz burada ne diyeceğiz? Ben de unuttum şimdi dediğimi. Tabık, tavabık. Evet, selase tavabık. Ama o şey olduğu için bu müennes olur. Tavabık. Tamam. Evet, bizim İlahiyat Kütüphanesi var değil mi orada? Bizim kütüphane hiç gitmedim hocam, Bizim ben aslında ilahiyatın kendi binasında kütüphanesi vardı. Daha sonra o kütüphaneye taşındı. O kütüphanenin içinde kütüphane var. bilmiyorum. Yani ikinci katında ilahiyat fakültesinin kütüphanesi vardır. İkinci katında. Şöyle yapalım. Birinci katta ne var? Birinci katı şöyle düşünüyorum. Birinci katta öyle giriş var. Ha, şey var. Kütahya şehrini anlatan kütüphane. Kütahya kitapları var. Gayet kitap. Mektebe Sagira Hassa lil kütüb an Kütahya. Şimdi katları şey yapalım. Tabıkıl evvel. Kitabı Tabıkıl evvel ne var dedik? Kütübün. Mektebe Ha. küçük kütüphane var. Hassa Hasatun. bir Kütahya, Bin Kütahya'ya has. Ne dedim ben Kütahya. şimdi? Kitabuka mektebe sagira hassa bil kütüp, ha, kitap diyecektim. Bil kütüp an Kütahya. İkinci katta Tabi bir saniye. evet, fitta Bıkıthani İlahiyat Burada kütüphane Fakültesinin nasıl? kitaplığı var. Kütüphanesi Kitap. var. Mektebetün lil ilahiyeti. Evet. Mektebetün mesela ait olan diyelim. Mektebetün ait. Ait. Tabiatün. Ha, Tabiatun li külliyeti eşşeria tamam. veyahut da Şeriatı. ulumun İslamiye fark etmez. Veyahut da ilahiyat da olur. Eşşeria. Üçüncü katta ise nasıl deriz ise? Ama oluyor herhalde. Evet, emme Kitabı. tıttabık fit tabıkı selis yanlış yazdık. Fit tabıkı selis emme fe ile devam ediyor. Fe şey hocalara özel kabinler var. Yani hocaların Odama böyle içine kabin mi? girdiği tek başına
ne diyelim ona? Kabin, küçük oda. Emme fit tabıkı salis, guraf. Gurafın. Sagira. Sagiratün. Özel. Hasatün. Hasatün. Bil esatilin. Muallimin. Yani hocalara özel küçük odalar var. Ve her katta farklı türde kitaplar bulunur. Yani her katta ayrıca buna ek olarak her katta kitapla karşılaşabiliriz. İdafeten ilahi mi kullanıyor? Ha, onu kullanalım. İdafeten ile zelik necidü karşılaşırız. Fi külli tabıkın, her katta karşılaşırız. Kütüben çeşitli kitap. Kütüben kefira. Birçok kitapla karşılaşırız değil mi? Bu arada dakika azaldı galiba ama niye bu sefer yazmıyor bu? Bak, kayıt yani yapmayı unutmadık inşallah. Yapıyoruz. Ama bu sefer süre vermemiş. Biz 11'de başladık. 40 dakika. 3 dakika kalmış olması lazım. Normalde 10 dakika kala uyarıyordu. Bu sefer uyarmamış. Dakika geri de saymıyor. Bugün kıyak mı geçecek bize? Nerede yazıyordu hocam da? Nerede yazıyordu? Yo, şurada 10 dakikadan aşağı olunca görüyordum. Şu an herhangi bir uyarı görünmüyor. Şöyle bakıyorum. Pause recording. Enteresan. Evet. Bunu yazdık. Bunlar aklıma geldi. Tedbiren şey yapalım mı? 40 dakika süre doluyor. Kapatalım. 5-10 dakika kayıt şey oluyor. 50 geçe görüşelim mi tekrar? Olur hocam. Ben şimdi kapatıyorum o zaman. Tamam. 50 geçe görüşmek üzere. İnşallah hocam. İnşallah.